Nevşehir FİP Haber olarak Nevşehir'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Gülbahçe'deyiz. Bakalım Gülbahçe'de oturan akil adamlar Nevşehir hakkında neler düşünüyorlar? Onların görüşlerine başvuracağız efendim. Hem beyefendiler merhabalar. İyi günler diliyoruz efendim. FİP Haber'den geliyoruz. Sizlere birkaç sorumuz olacak müsaadenizle. Önce amcamdan başlayayım müsaade ederseniz. Amcam merhabalar, nasılsınız? Evet, ayakta durmaya çalışıyorsunuz. Evet. Nevşehir'de yaşamayı seviyor musunuz? Ya bu yaştan sonra ben nerede olsa yaşasam nerede ne olur ya? Nevşehir Belediye Başkanı olsaydınız, sizin gibi yaşlılar için neler yapardınız? Yapmayacağım şey olmazdı herhalde. Mesela? Ya şu parkın hali şöyle mi olur arkadaş? Evet. İlk baştan Nevşehir'de park yok ya. Park yok. Park yapardınız. Misal yani. Bir parkın olacak şey değil. Evet. Daha neler yapardım. Eyvallah. Sağ olun. Beyefendi, sizler Nevşehir Belediye Başkanı olsaydınız Nevşehir için neler yapardınız? İlk önce tabii temizlik. Evet. Böyle bir park, güzel bir park, tertemiz park isterdim. Başka ne isteyecek? Emekler ne ister? Evet. FİP Haber olarak Nevşehir'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şimdi burada güzel abilerimiz var, amcalarımız var. Onlara da sormak istiyorum. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Sohbetinizi bölüyorum. Kusura bakmayın. FİP Haber olarak Nevşehir'in nabzını tutuyoruz efendim. Bir hepinize tek tek sormak istiyorum. Belediye başkanı olsaydınız ya da belediye başkanı adayı olan insanlardan neler bekliyorsunuz? Nasıl bir Nevşehir bekliyorsunuz? Onlar hakkında sizlerin görüşlerini almak istiyorum. Bu beyefendiden başlamak istiyorum. Vallahi Nevşehir belediye başkanı olsam şöyle Nevşehir'e imrenilecek hizmet yapmak lazım. Evet. Vatandaşlara. Neler yapardınız belediye başkanı olsaydınız? Mesela güzel bir park, ondan sonra şehir içi yollar böyle. İhtiyarlar Parkı dediğin gibi hizmet. Şu yukarısı boş yatıyor. Evet. Tek tek geleyim efendim şöyle sırayla geleyim. Ya görüşlerinizi. Yani halkı takdir edecek hizmetler yapmak evet lazım. Beyefendi siz orası neler yapardınız Nevşehir için? Asfaltlar. Neler ihtiyacı var? Mahalle aralarına asfalt yapardım. Temiz tutardım her tarafını. Parkları düzgün yaparım. Evet. Oturulacak illeri. Teşekkür ediyorum efendim. Beyefendi sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Bu yaşlı. Benim görüşüm mahallelerinde de döşenen taşlardan görünmüyor. Evet. Buraya bir asfalt yapması lazım. Bu çoktan asfalt olması lazım şimdi. Geç kalındı. Geç kalındı. Ama inşallah bundan sonra daha güzel olacak. İnşallah, inşallah. Evet, sağ teşekkür ol. Ediyorum. Bak biz şu tahtaların üstünde yaşlıyık, emekliyik, ömrümüz geçiyor. Cami vakitlerini bekleye. Şura bomboş yatıyor. Orayı güzel bir yer yapsalar da bu yaşlılar, ihtiyarlar orada otursa, sohbet etse, çayını kahvesini ise, gazetesini okusa, neyse ücreti neyse herkes öder. Niye yapılmıyor? Bomboş yatıyor bak. İnşallah 2019'da bunlar yapılır. İnşallah, inşallah. Beyefendi. Nevşehir'imize hiçbir zaman yatırım gelmedi. Sadece bir hastanemiz, yolumuz, Kulliye Camii'miz. Ondan haricinde hiçbir yatırım yok. Belediye başkanı olsaydınız neler yapardınız? Ben belediye başkanı olsaydım Nevşehir'i komple yıkar yeniden yapardık. Yeniden yapardınız. Evet. Yollara baksana, iki taraflı park. Bir ambulans gelse geçemiyor. Bir yangın söndürücü aracı gelse geçemiyor. Evet. Mesela en büyük projeniz ne olurdu Nevşehir için? Vallahi en büyük projem şu sokakları genişletmek. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sizlere güzel muhabbetler diliyoruz. Sağ olun. Amcam merhaba. Sizi pek düşünceli gördüm. Hayırdır? Belediye başkanlığına adaylığınız mı söz konusu? Yok hemşerim. Aday olmak ister miydiniz? İstemem. Neden? Bu milletine ne uğraşırım kardeşim ya. Şurada yapsa orada süveler aramızda en iyisi. Mesela belediye başkanı olsaydınız neler yapardınız bu şehir için? Vallahi Nevşehir için her şeyi yapılır yapılmaz diye bir şey yok. Mesela en büyük projeniz ne olurdu? Yeşillik. Yeşil alan. Evet. Nevşehir'in yeşil alanına ihtiyacım var. Evet. Ne olacak? Görüyorsun abi. Yeşil alanımız vardı yani şu anda bak görüyorsun her taraf temiz değildir. Evet. Şurayı görüyorsun pisliğe. Evet. Vatandaşımızı şöyle bir temiz tutmuyor yani yeşillikleri. Cumhurbaşkanı olsaydınız bu Türkiye Cumhuriyeti'nde neler yapardınız? Vallahi bilmiyorum usta. Merhabalar. Nasılsınız? Hamdolsun. Teşekkür ederim. Allah'ın ilinizi versin. Cümlemize. Yaş itibariyle herhalde 80'i devirdiniz mi? 81 oldu. Evet. 81 yılda Nevşehir'de kaç tane belediye başkanı görmüşsünüzdür? Vallahi ne unuttum ya. Çok değil mi? Sayısı çoktur. Saydım. Siz belediye başkanı olsaydınız Nevşehir nasıl bir memleket olurdu? Memleketi bilmem de evvel herhalde şunlara bildiği yer verirdim. Sudul kadınlara bir
vergi çıkarın, para vermen derdim. Hocaya gitmiyorlar. Maaş öyle, alıyorlar. Evlenmek tabii. Mi istiyorsunuz? Tabii canım. 5 senedir beni bekarım. 5 senedir beni bekarsınız. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorsunuz evet, buradan. Evet. Dul maaşını kaldırsınlar. Tabii canım. Bir hatta de evlenenlere de teşvik versin ha, değil mi? Ha, tabii canım. Mesela neler yapardınız? Şimdi evli olsaydınız eşinizle. Neler yapmazdım ki? Neler yapmazdım. Tamam. Ama işte dedin ki şimdi ya da ne yaptın? Şimdi de şey, gençlik var şey bilemezdik. Gençlik geldi. Gençlik oldu gitti. Tabii, tabii. Ömür dediğim böyle bir şey evet, değil mi? Evet tabii. Allah uzun ömürler sağ versin. Sağlık saat versin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Önümüzde bir seçim var efendim. Hı. Belediye başkanı adayı olmayı düşünür müydünüz? Kesinlikle. Düşünürdünüz? Kesinlikle olmazdım. Olmazdınız. Neden olmazdınız? Bu memlekette yapamazsın ki. Kimseye yaranamazsın daha doğrusu. Belediye başkanı olsaydınız neler yapardınız? Vallahi işte memleketin halini görüyorsunuz. Nasıl düzeltirdiniz bu memleketin halini? Bilemiyor ki. Şu Karasoğu'ya bir geçin, oraları bir çekin baştan. Memleketin tarihini sildi gitti vatandaş. Sağ olsun Hasan Paşa'm. Karasoğu dedi, Karasoğu'yu da harabeye çevirdi. Affedersin Suriyeli, Afganlı onlara şey olduk. Vatandaş evinde oturamaz oldu. Evet. Yani yapılacak işler başta bunlar. Bunları yapardınız. Altyapımız hiç yok zaten. Evet. Hiç laf olsun. Şu kadar borudan altyapı yapıldı zamanında. Teşekkür yani. Ederiz. Konumuz Nevşehir ve Nevşehir Belediye Başkanları efendim. O konu hakkında sizlerin de görüşlerini almak istiyoruz. Vatandaşları olarak Nevşehirli belediye başkanlarından ne bekliyorsunuz? Eğer siz belediye başkanı olsaydınız Nevşehir için neler yapardınız? Çok güzel olmuş kuzum. Biz de onu tartışıyorduk. Tam konunun ortasına geldik o zaman. Geldik. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bizim de arayıp bulamadığımız bir şey. Ama bir şartla. Buyurun. Yayınlayacak mısınız? Tabii ki. Taraflı davranmayın. Kesinlikle. Ne söylüyorsunuz onu yayınlayacağız. Yarın belediye başkanından çekinip de İşi örtbas yapmayın. Ne söylüyor? Hakaret olmadı. Şimdi şimdi bak benim adım Ahmet. Soy ismim Daşkıran. Ne şimdi il başkanından bu memlekete hayır gelir ne de şimdiki belediye başkanından hayır gelir. Vatandaş neyin arayışında biliyor musunuz? Akil bir belediye başkanı arayışında. Siz olsaydınız akil bir belediye başkanı neler yapardınız bu ülke memleket için? Ben cahil bir insanım. Nevşehir'i idare etmiş olsam adaylığımı kurdum. Peki ne istiyorsunuz Nevşehir'de yapılmasını? Buyurun. Buyurun efendim. Bakım, temizlik. Buyurun. Anlatmaya gerek yok. Olay bu. Masanın altını da göstereyim. Ama burayı biz kirlettik. Hayır, masanın altını. Ben, burayı biz kirlettik ama. O temizleyecek. O temizleyecek. Ama olarak bizim de daha temiz tutmamız gerekmez miydi? Onu temizleyecek. Gerekir. Doğru, gerekir. Belediye işçileri işsiz kalmasın diye biz kirletmemiz mi gerekiyor? Hayır. Hayır. Ama burada temiz daha temiz oturabilirdik. Bak gözüm, biz dünyayı gezmiş adamız. Evet. Nereye gidersen git, parklarda bu olaylar her yerde vardır. Evet. Her yerde batar. Bir bizim Nevşehir'de değil. Anladım. Nevşehir'in halkı pis değil. Nevşehir'in halkı da duyarlı insanlar. Evet. Bugün Ankara'da benim kızım var. Ankara'ya da giderim. Temizlik yapılır ama adam bir sabah geliyor temizliyor bir de öğleden geliyor temizliyor her taraf ayna gibi oluyor. Eyvallah. Biz Allah'a şükürler olsun belediye işçilerini biz burada hiç göremiyoruz. Emekli. İnşallah 2019 yılından sonra belediye hizmet eden bir kurum olur. İnşallah. Temennimiz bu yönde. İnşallah. Çok teşekkür ederiz Ahmet abi. Belediye başkan adayları tek tek sırayla geliyorum efendim size de soracağım. Ben buralı değilim. Bana konuşturma. Öyle mi? Peki. Beyefendi merhabalar. Sizin de merhaba. Görüşlerinizi almak istiyorum. Ziya amca. Şimdi sular patlıyor mahallelerde. Evet. Yolları bozuyorlar. Bozulan yol maalesef 45 gün sonra tamire geliyorlar. Bildirdiğimiz zaman sırıya aldık. Ya kardeşim senin sırıya aldığın nedir yani? Acilen çözülmesi gerekiyor. Tabii canım. Belediye başkanı olsaydınız Nevşehir için neler yapardınız? Nevşehir'e şimdi vallahi biz belediye başkanı olacak bizde kapasite yok. Peki ne yapmasını istersiniz bir belediye başkanı adayından? Ya daha düzgün olması lazım. Çalışma halkın içine girmesi lazım belediye başkanı. Şimdi mesela bugün Atilla Seçen'i şey yapmışlar belediye başkanı. En son belediye başkanı olacak adam en başta oldu. Yani bu memlekette mimar mı yok? Mühendis mi yok? Daha başka kültürlü adam mı yok? Avrupa gezmiş veyahut da dünyanın her yerini gezmiş adam mı yok? Bitti mi? Ben reis olursam yapacağım bir iş var. Yani bu böyle. Yani belediye başkanları burada kazanıyorsa Tayyip Erdoğan için kazanıyorlar.
Bu millet oyunu onlara veriyor. Sakın zannetmesinler ki biz oyumuzu Hasan Ünver'e verdik falan. Hayır. Biz oyumuzu Tayyip Erdoğan'a veriyoruz. AK Parti de değil. Milletvekilleri dahil bunun içinde. Üç tane milletvekilimiz var şu anda Türkiye Büyük var, Millet Meclisi'nde. Var. Üç kişiyle temsil ediyoruz. İsimlerini var. Biliyor musunuz? Neredeler? Vallahi isimlerini biliyor da neredeler bilemiyor yani. İnşallah mecliste bizim için. Yok camide cenazede ne görünüyorlar canım. Eyvallah. Ara sıra görünüyorlar. Sağ bak şu ana caddeye bak ana caddeye. Evet, burayı kireye verip de birer lira toplayacağına vatandaş karşıdan karşıya bankaya geçemiyor bak. Ben AK Partiliyim. AK Partiliyim. Ve Tayyip için de kendimi feda ederim. Yanlış anlamayın, muhalif evet, değilim. Anladım. Ama ben partime bu zihniyetteki insanlar zarar veriyor. Eyvallah. İnşallah düzelecek 2019'da. Amcam merhabalar. Merhaba. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? Burada mı? Ya 30 yıla yakın yaşıyorum ben burada. En çok sevdiğiniz belediye başkanı kimdi? Vallahi Yahya'yı çok sevdim. Benim düşüncemde Yahya evet. Bey'i. Onun zamanında da burada traktörle mücadele ediyordum şehrin evet. içinde. Biraz şehrin genişlemesine faydası olduğunu düşünüyorum. Bir vatandaşı ben, olarak parti ayrımı yapmadan kimin belediye başkanı olmasını istersiniz? Şimdi ben halka hizmet edecek birini arzu ediyorum. İsim önemli değil. Önemli olan vatandaşı hizmet etsin değil mi? Değil. Tamam. Yani şu parti bu parti demek yanlış bir şey zaten. Evet. Mühim olan halka hizmet edecek bir şey olması. Halka hizmet edilmedi mi zaten bir işe yaramıyor. İşte sen halka hizmet, şey, halka hizmet. Aynen öyle. Hareket etmesi lazım yönetici. Aynen öyle. Hasan Ünver'in dönemlerini beğendiydik ama sonralarını beğenmedik. Evet. Öyle olmasın. İnşallah 2019'daki belediye İnşallah. Başkanımız bize hizmet İnşallah. Eden bir belediye başkanımız. Evet efendim. Nevşehir'imizin tanınmış simalarından. Ben Yunus Kepenek. Ben nakliyeci. 35 sene nakliyecilik hizmeti verdim. Ben Nevşehir Belediyesi'nden öncelikle şunu istiyorum. Ağır vasıtaların şehir içine, mahalle aralarına girmesini istemiyorum. Bir belediye garajı istiyorum kamyoncular için. Ayrıyeten bir. Orada nakliyeci ve bütün kamyoncu esnafının orada olmasını istiyorum. Mahalle arasına giren arabalar haliyle yolumuzu da bozuyor. Suyu ya temizliği yap. Bunu da işte ben nakliye kendi siz açımızdan. Belediye başkanı olsaydınız ne yapardınız bu memlekete? Bu memlekete hizmet yapmaya çalışırdık. Onlar elimizden geldiği kadar. Ama yeterli gelmiyor. Mesela büyük projeleriniz neler olurdu? Büyük projeler gelir durumuna göre. Ben kendi açımdan mesleğim icabı kamyoncu esnafının bu nakliyecilik yapan bütün arabaların şehir içine girmesini yasaklarım. Trafik cezaları yoğunlaştı bu aralar. Yoğunlaştı ama bak bütün şehrin giriş çıkışlarında kamyon giremez defaları var. Yine de bakıyoruz mahalle arasında ağır vasıtalar geziyor. Evet. Bunları çevre yollarıyla baştan bu memlekete bir garaj lazım. Kamyon garajı. Bütün vilayetlerde var Nevşehir. 81 vilayette. Bir kıraathane projesi var. Onu, sizce onu, Nevşehir için nereye uygun? Onu destekliyoruz. Onu en uygun bence bu eski valilik binasının buralarda parkın olması lazım. Millet kıraathanesi. Millet kıraathanesi. Şu gül bahçe olabilir mesela. Peki çok teşekkür ederiz. Ben spikeriniz Ali Şahin ve kameraman İbrahim Uysal kardeşimle FİB Haber olarak Nevşehir'in nabzını tutmaya devam ediyoruz efendim. Bugünkü gündemimiz Nevşehir Belediye Başkanı olsaydınız bu şehri nasıl yönetirdiniz? Evet konumuza gençlerle başlayalım isterseniz onlara soralım. Bir dakikanızı rica edebilir miyiz? Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür misiniz? Ederim. Nevşehir'de yaşamaktan mutlu musunuz? Kısmen. Nevşehir Belediye Başkanı olsaydınız Nevşehir için neler yapardınız? Vallahi buraya yeni geldim. Herhangi bir şey düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Peki teşekkürler. Arkadaşlar. Efendim Nevşehir'i seviyor musunuz? Evet. Belediye Başkanı olsaydınız Nevşehir için neler yapardınız? Vallahi Belediye Başkanı olsaydım Nevşehir için önce altyapı çok önemli. Evet. Büyük bir proje olarak neyi düşünürdünüz Nevşehir'e? Vallahi büyük proje olarak vallahi hep gelenler kendine yatırım yapıyorlar. Siz de mi kendinize yatırım yapardınız? Kendime yatırım ben yapacak olsaydım zamanında yapardım da yapmadım. Eyvallah teşekkür ederiz. Beyefendi merhabalar. Nevşehir için bir soru soracağım efendim. Nevşehir'de yaşamaktan mutlu musunuz? Pek de mutlu sayılmam. Şöyle yani. Kameraya doğru efendim. Pek de mutlu sayılmam. Peki bir yönetici olsaydınız Nevşehir için neler yapardınız? Ya altyapı her şeyden önce altyapı yok.
onu söyleyeyim. Ama sonra böyle nasıl diyeyim, ailece gidilecek herhangi bir tesis yok. Efendim buyurun siz de söyleyin. Şuradan var ya bir kanalımız var. Evet. İtfaiyenin oradan yazın geçerken kokudan durulmuyor. Bu belediye başkanları niye kapatmıyor orayı? Evet. Siz belediye başkanı olsaydınız neler yapardınız? Hemen onu kapatırdım. Yolları yapar. Belediyenin ne görevleri var? Yol, suyuna bakacak, bir de parklara bakacak. Neye bakacak? Belediye başkanı ne yapar? En büyük projeniz ne olurdu Nevşehir için? En büyük proje mi? Yollar olurdu. Yol olurdu. Tabii. Peki, teşekkür ederim. İmar durumunu, mimar lazım, mimar Nevşehir'e. Evet. Mimar yok. Mimar yok. Ha? İnşallah 2019'da olur. İnşallah. Peki belediye başkanı aday olarak kimi daha çok? Daha bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Ona bakacağız. Akrabalarınızdan biri olsaydı belediye başkanı? Akrabam da olsa benim için fark etmez. Onun için çalışır mıydınız? Yok. Neden? İyi adama çalışırım. Peki. Yapacak adama çalışırım ben. Mecaniye çalışırım. Akrabalarınızdan bir belediye başkanlığı yapacak biri yok mu? Yapacak olsa bile çalışana veririm. Çalışmayana vermem ben. Eyvallah. Heh. Teşekkür ederiz. Oldu baba. Sağ olun. Hadi. İşim nasıl kaldı? Gençler merhaba. Bir dakikanızı rica edeceğim. Bir genç olarak Nevşehir'i seviyor musun? Evet. Peki burada bir belediye başkanı olsaydın neler yapardın Nevşehir için? Her yeri açık havuz yapardım. Her yeri? Evet. Başka? Parklar yapardım çocuklar için ve öğrenciler için okul daha çok. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi dersler diliyoruz. Havanda siz de uyuyorsunuz. Belediye başkanı olsaydınız ne yapardınız? Millet aç, susuz diyor. Milletin ihtiyacı var. Millet diyorum, kırılıyor diyorum. Sen belediye başkanı olsan ne yapacak? Belediye başkanı yok muydu memlekette? Niye bir şey yapmamışlar? Siz olsaydınız? Boş ver, ben hiç olmam. Uğraşmam öyle pislik. Uğraşmazsınız. Siyaset pislik işler. Peki, teşekkür ederiz. Tiksindirdiler diyeceğim. Peki. Nevşehir'i seviyor musunuz? Seviyorum. Belediye başkanı olsaydınız Nevşehir için neler yapardınız? Yani vatandaşın istediklerinin hepsini yapardım. Mesela? Yolları düzeltirdim. Başka? Park isterlerse park yapardım. Parklar var şu anda. Dükkanın önündeki otoparkların hepsini kaldırırdım. Niçin kaldırıyorsunuz? Çünkü haksız kazanç elde ediliyor. Öyle mi? Tabii. Ama yardım Nevşehir Spor'a gidiyor. Yani bazı yerler Nevşehir Spor'a gidiyor, bazı yerlerde özele gidiyor. Özele gidiyor. Evet. Peki Nevşehir için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Nevşehir'i seviyoruz. Turistleri de bekliyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederiz. Nevşehir Belediye Başkanı olsaydınız, hı, Nevşehir'imiz için neler yapardınız? Vallahi Nevşehir'de neler yapardım? Yani millet, devlet, halk için ne ihtiyaç var onu yapardım yani. Seviyor musunuz Nevşehir'de yaşamayı? Elbet. Dedim ben Fransa'da çalışıyorum. Evet. Buraya geldim yani da çalışmaya ihtiyacımız çok yani. Evet. Gerçekten yani. Buradan belediye başkanı adaylarına neler söylemek istersiniz? Bir mesajınız vallahi olsun. Vallahi belediye adaylarına ne diyeyim yani, işlerinde başarılar dilerim. Büyük projeleri İhaleye geçmesini, temizlik, her tarafın temizlik olmasını, çevre güzelliği, halkın yani bir rahatlaması, nefes alması. Eyvallah, teşekkür ederim. Bir şey değil, hadi. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Seviyorum tabii, niye sevmeyeyim? Bir bayan olarak Nevşehir Belediye Başkanı olsaydınız, Nevşehir için neler yapardınız? Neler yapardım? Ya hemen anında sorduğun soruyu ben nasıl bileyim şimdi? Aklınıza gelenleri söyleyebilirsiniz. Şehir hastanesi yaptırmak isterdim. Evet. Yani Kayseri'ye gitmekten kurtulurduk en azından. Evet. Başka da bir kadınlar şey yok. Kadınlar için neler yapardınız? Kadınlar için kahveler yapardım vallahi. Kadın kahveler mi yapardınız? Yani. Ne yapacaklardı orada kadınlar? Otururlardı, sohbet ederlerdi. Her şeyi yaparlardı. Ama zaten evlere gidince oturuyorsunuz. Ne gerek var evde, ne yapacak? Boşu boşuna masraf edecek masraf kardeşim. Masraf olabilir mi efendim? Herhalde. Yani neyse. Belediye mi ödesin sizin masraflarınızı, devlet mi? Belediye ödesin tabii. Belediye bir sürü şey oluyor, vergi alıyorlar herhalde yani. Evet. Belediye başkanı olsaydınız en büyük projeniz ne olurdu? Vallahi onu düşünemem şimdi. Öyle mi? Yani. Peki, teşekkür ederim. Hadi bir şey çok değil. Çok sağ olun. Neler bekliyoruz? Ya ben pek fazla bir şey beklemiyorum. Sadece ortalık temiz olsun yeter. Evet. Evet. Belediye başkanı olsaydınız bir bayan olarak Nevşehir için neler yapardınız? Okul için yapardım Nevşehir için. Mesela projeleriniz neler olurdu? Şu an kendimi hayal edemiyorum. Öyle mi? Peki, teşekkür ederim. Rica ederiz. Sağ olun. Evet. Nevşehir'de belediye başkanı olsaydınız neler yapardınız? Vallahi öncelikle nasıl söyleyeyim, okulları tadilat yaptırırdık ya. Öyle mi? Sıralar pek iyi değil. Bundan dolayı. O sıraları kim o hale getirdi? Bizden önceki öğrenciler o hale getirmiş. Evet. Siz de şu anda bakıyor musunuz? Yani tabii abi. Boyamışlar, evet. Güzel yapmışlar sıraları. Evet. Belediye başkanı olsaydın Nevşehir için en büyük hayalin ne olurdu? Nevşehir için en büyük hayalim abi,
yolları genişletirdim ya. Çünkü halk yollar genişlemesini istiyor. Eyvallah, teşekkür ederiz. Görüşürüz abi. Nevşehir Belediye Başkanı olsaydınız bu memleket için neler yapardınız? Bu memleket için yapılacak çok şey var. Öncelikle projelerimizi halkla istişare ederek, halkın birebir kendisiyle görüşerek inşa ederdik. Bunları sonra eyleme döker, gerekli çalışmaları yapardık. Yani şu anda Nevşehir Belediyesi'nin bu minvalde bir çalışma yaptığını ben göremiyorum. Hiçbir belediye başkanımızı ben şahsen esnafları gezerek onlardan istişare, fikir alışverişi yaptığını görmedim. Yapsa oysa ki çok güzel olur. Nevşehir'in en büyük ihtiyacı nedir sizce? Nevşehir'in en büyük ihtiyacı tabii ki yatırımdır. Şu anda o da bayağı bir eksik. Gerilerdeyiz. Nevşehir'i seviyor musunuz? Tabii ki seviyorum. Sevmesem oturur muyum? Mutlu musunuz peki Nevşehir'de? Yani herkes gibi yani. Mutlu, Nevşehir mutlu, Belediye mutlu. Başkanı olsaydınız Nevşehir için neler yapardınız? Çok şey yapardım. Ne yazık ki ne halk bana oy verir ne de ben belediye başkanı olabilirim. Ama bir zamanlar Süleyman Demirel ben şapkamı göndersem onlar beni seçer demişti. Şimdi de Tayyip Bey öyle diyor. Öyle mi? Hı. Mesela Nevşehir Başkanı olsaydınız, belediye başkanı olsaydınız bu memleket için en büyük projeniz ne olurdu? En büyük projem bu bağ bahçeyi sulamak için su getirirdim. Buraları sulardım. Nereden getirdiniz suyu? Ben Kızılırmak'tan getirirdim. Kızılırmak için düşünceleriniz var mı mesela? Var tabii işte Nevşehir'in hem içme suyu için hazırlık olurdu. Kuyular bitince yararlanırdık. Evet. Hem bu parkları, bahçeleri sular belediyenin bu yaptığı hizmetler işe yarardı. Eyvallah. Teşekkür ederim. Dört gün sonra solmazdı susuzluktan. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ama herhalde Nevşehir beni seçecek. İnşallah. Sizin gibi bir beyefendi Nevşehir Başkanı olarak görmek isteriz. Seçme, hoplatırım Nevşehir'i. Dünyanın bir numaralı yeri yaparım ve en az 3 milyon da turist getiririm Nevşehir'e. Eyvallah, teşekkür ederiz. Böyle yan gelip yatmam. Eyvallah, sağ olun. Efendim. Sağ olun. Nevşehir Belediye Başkanı olsaydın neler yapardın gençler için? Spor sahası özellikle çok eksik. Ondan sonra yollarımız çok bozuk oluyor. Bazı yerler çok bakımsız kalıyor ve eğitim sistemi hakkında bir şey yapabiliyorsam yapardım. Mesela eğitim sistemimizde ne bozuk? Dediğim gibi aktivite, spor, o tarz şeyler hiç yok. Milliyetin bakanı olsaydın öğrenciler için neler yapardın? Sınav sistemini baştan aşağı yenilerdim. Nasıl bir sistem getirirdin? Yani aynen herkes yeteneğine göre, aktif kalma, inaktif kalma, gel buraya gel. Evet. Herkes yeteneğine göre yani kişisel gelişimlerine göre sınavlardım yani. Herkese aynı edebiyat tarzı şeyler vermektense meslekçiye meslek, ne bileyim dilciye dil tarzında şeyler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nevşehir'de yaşayan bir genç olarak belediye başkanı adaylarına neler söylemek istersin? Onlardan beklentin nelerdi sence? Onlardan beklentim... Yok. Yani yok. Yok. Hiçbir peki, şey. Belediye başkanı olsaydın neler yapardın? Belediye başkanı olsaydım neler yapardım? Yani işte normal şeyler, spor salonu vesaire, yollarımız bozuk. Ondan sonra... Sence gençlik nereye gidiyor? Klozet yok okullarda. Okuldan çıkış evlerine gidiyorlardı. Yani. Nevşehir'de yaşamaktan mutlu musunuz? Vallahi daha kaç gündür gelmişim bilmiyorum. Yani. Ne zaman geldiniz? 10 gündür. Ama belediye başkanı olsaydınız neler yapardınız bu şehir için? Neler yapardım bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Ha. Hangi bölüm okuyorsunuz? İnşaat. İnşaat. Mühendisliği. Bu inşaatların böyle yapılması sizce doğru mu? Ya, bu doğru değil. Zaten inşaat sektörü gerekiyor? Hiç yok Nevşehir'de. Öyle güzel bir inşaat bulamadık yani. Ama deprem alanı mı değil mi bilmiyoruz. Ona siz göre inşaat mühendisi bir Nevşehir Belediye Başkanı olsaydınız evet. Nevşehir'i nasıl imar ederdiniz? Nevşehir'i güzel bir şekilde imar ederdim. Mesela siteler yapıldığında hiç site alanı yok. Sadece binalar var. Ondan dolayı site alanları yok. Site alanlarını falan kurardık güzel evet. bir şekilde. İmar bölgelerini o şekilde yüzde kaçı mesela yeşillik alana verilirse onu verirdik. Yüzde kaçı bina alanına verilirse onu verirdik. Nevşehir'de onu göremiyoruz hep. Yatay, yan yana binalar. Yatay inşaat mı yoksa dikey bir inşaat mı? Vallahi. Sizce görsel olarak daha güzel. Yatay mı dikey mi o işte deprem bölgesi mi değil mi ona bağlı bir şey. Onu evet. bir şey diyemeyiz. Onun bölgesine bağlı nerelisiniz? Bir şey. Nerelisiniz? Diyarbakır. Diyarbakırlı. Üniversiteyi seviyor musunuz?
Seviyoruz. Nasıl buldunuz üniversitemizi? Güzel. Güzel mi? Hı hı. Size eğitim olarak, sosyal aktiviteler güzel olarak? Güzel bir üniversite. Zaten dün de balık festivali vardı. Üniversitede güzel şeyler. Eyvallah. Teşekkür ederim.